Öncelikle hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere duvar kağıdı tutkalı nasıl yapılır onu göstereceğiz. İlk önce malzemeleri sayalım. İlk önce elimizde tutkalımız var. Yani yapıştırıcımız var. Yapıştırıcımız yaklaşık 60 gram civarında. Ve yaklaşık 2-2,5 litre de suyumuz var. Daha sonra tutkalımızı suyumuz içine boşaltacağız arkadaşlar. Ve boşalttıktan sonra da tutkalı iyice yiyene kadar karıştıracağız. Yani koyu bir kıvama gelmesi gerekiyor. Koyu bir kıvama geldikten sonra duvar kağıdımızı yapıştırmaya başlayabiliriz. O zaman tutkalımızı dökelim. Evet arkadaşlar, bütün tutkalımızı döktük. Şimdi tutkalımız iyice yoğunlaşana kadar karıştıracağız. Yani biraz koyu kıvama gelmesi gerekiyor. Koyu kıvama geldikten sonra işlem hazır olacak. Yani bir süre böyle karıştırmaya devam edeceksiniz. Bu uzun bir zaman alıyor. Yaklaşık bir 5-10 dakika karıştırmamız gerekecek. Şimdilik arkadaşlar ben videoyu durduracağım. Koyu kıvama geldiğinde tekrar videomuza devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi tutkalımız koyu bir kıvam aldı. Yoğunlaştı iyice. Yaklaşık bir 5 dakika karıştırdık. Karıştırdığımız sonuç bu oldu arkadaşlar. Yani artık kullanım için hazır diyebiliriz. Tutkalımızı kullanmak için hem duvara hem de duvar kağıdımızın arka tarafına sürmemiz gerekiyor arkadaşlar. O şekilde daha etkili olur. Daha iyi yapışmasını sağlayabiliriz. Arkadaşlar öncelikle elimizdeki rulo fırçayı hazırladığımız tutkalın içine daldırıyoruz. Daha sonra önce duvar kağıdımıza güzelce yedirerek fırçamızı döndürerek sürüyoruz. Yani bütün duvar kağıdımızın her yerine sürmemiz gerekiyor arkadaşlar. Sürmemiz gerekiyor ki duvara güzel yapışsın. Yine fırçamızı hazırladığımız tutkalımızın içine daldırdıktan sonra duvar kağıdımızı nereye uygulayacaksak o duvara tutkalımızı fırça yardımıyla sürüyoruz arkadaşlar. Yani rulo fırça olursa daha iyi olur. Güzelce sürüyoruz arkadaşlar. Duvara yediriyoruz yani tutkalı. Duvara da tutkalı yedirdikten sonra duvar kağıdımızı duvara getirip güzelce yapıştırıyoruz. Arkadaşlar duvar kağıtlarımızı yapıştırırken havalarını almak için gördüğünüz şu şekilde plastik olması gerekiyor şurası. Biraz sert kısım olacak plastik. O şekilde şu şekilde havasını almak için bastırarak elimizden geldiği kadar aşağı doğru çektiriyoruz. Yani komple her duvar kağıdı için bu işlemi yapmamız gerekiyor. Yaptıktan sonra zaten duvar kağıdı yapışıyor. Zaten hem duvara hem de duvar kağıdına yapıştırıcı sürdüğümüz için, yani tutkal sürdüğümüz için kolaylıkla yapışıyor. Fakat işte dediğimiz gibi boşluk kalmaması için, içinde hava kalmaması için mecburen şu şekilde bir şeyle havasını almamız gerekiyor her duvar kağıdının.